Ordu'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okul alışverişinde de hareketlilik başladı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde kırtasiyecilerin 2018-2019 eğitim öğretim yılının açılmasına az bir süre kala işleri açıldı. Ordu'da kırtasiye ürünlerinin satışını yapan esnaflar, okul alışverişinin birinci aşaması olan çanta, kalemlik, okul kıyafetleri gibi ürünlerin okul öncesi daha çok satış yaptığını, velilerin yeni eğitim öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte okulların verdiği listelere göre diğer eksikleri gidereceğini söyledi. İki aşaması var bu okul alışverişlerinin. Birinci aşaması işte çanta, kalemlik, okul kıyafetleri vesaire. Sonra okullar başlayınca derslere göre veya okulların verdiği listelere göre işte defterdi, kalemdi, diğer ürünler, kalem tıraş, silgi vesaire onların temini oluyor. Ortalama bir öğrencinin maliyeti markalara göre değişmekle beraber 100 ila 200 TL arasında değişirken, kırtasiye ürünlerinin çoğunun dolar üzerinden gelmesi sebebiyle geçen seneye oranla fiyatlarda artış olduğu gözlendi. Ortalama bir öğrencinin maliyeti markalara göre değişmekle beraber 100 ile 200 lira arasında değişiyor. Tabii bu durum şurada farklılık gösteriyor. Geçen seneyle bu seneyi kıyaslamak önemli. Biliyorsunuz kırtasiye ürünlerinin çoğu dolar menşeli, dolar üzerinden geliyor. Dolayısıyla %40 civarında kırtasiye ürünlerine bir zam yapıldı. Biz ama ürünleri geçtiğimiz seneden temin ettiğimiz için bu dolar kurundan çok etkilenmemeye çalıştık. Fakat yine çoğu üründe zamlı. Yani geçen sene bir öğrenciyi biz 100 TL'ye okul ürünlerini hazırlarken bu sene 150-140 civarında bir rakama hazırlıyoruz. Ama bu tabii markalarla beraber 200-250'ye de çıkabiliyor. Yeni okul sezonu öncesi velilere de uyarılar gelmeye başladı. Türk Standartlar Endüstrisi Başkanı Adem Şahin, okul alışverişi öncesinde çocukları kalitesiz ya da standart dışı ithal kırtasiye malzemelerindeki olası risklerden korumanın en güvenilir yolunun alışverişlerde TSE markalı ürünleri tercih etmek olduğunu söyledi.